Arkadaşlar, sizlerle bugün sabah yıldızı çiçeği adında bir çiçeğimizi çalışacağız. Evet arkadaşlar, şimdi sabah yıldızı çiçeğimizi çalışmak için ilk önce koyu kırmızı ipimizi alıyoruz. Alt kısmı koyu kırmızı, o kısmını çalışıyoruz. İpimizi hazırladık. Başlangıç halkamızı yapıyoruz. Takıldı elime. Evet. Bunun içine 5 tane zürafa yapıyoruz. Döndürüyoruz. 5 tane zürafa çalışıyoruz şimdi. Sonra boru haline getireceğiz bu 5 tane zürafamızı. Yaklaşık 4 sıra boru çalışacağız arkadaşlar. 4 ve 5. Evet. 5 tanemizi yaktıktan sonra kapatıyoruz. Hepsine birer kere batarak ikinci sırayı yapıyoruz. Boru çalışmasını daha önceki işlerimizde yapmıştık zaten. Onun için çok fazla anlatmayacağım. Evet, şimdi dörtlü borumuzu 4 sıra çalıştım ben arkadaşlar. Şu şekilde 4 sıra çalıştım. Şimdi bunu onlu boru haline getireceğiz. Aynı yere bir daha batacağım. Yana geçeceğim. Ona da bir daha batacağım. 10 tane ilmeğim olacak boru şeklinde. Ve bunu da 4 sıra düz yapacağım yine. Bir sıra arttırdıktan sonra 4 sıra da düz çalışacağım. Bu şekilde. Bir daha batmayı unuttum. Evet. Onlu boru haline geldikten sonra 4 sıra hiç arttırma yapmadan düz olarak gideceğiz. Şimdi bir tane daha arttırdığım zaman onlu boru haline geliyor. Bu şekilde onlu bir borumuz var. Bunu 4 sıra düz olarak devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi beşli borumuzu onlu boru haline getirdik. 4 sırada düz dolandık. Şimdi açık kırmızı kısımlarına başlıyoruz. İğnemizi bağlıyoruz. Aynı yere 2 kere batarak yaprak yapmaya başlıyoruz. 1 ve 2. Bu şekilde. Şimdi gözlemeyi yapıyoruz. İpimizi geriye getiriyoruz. Aynı yere bir daha batıyoruz. 3 ilmeğimiz olacak bu sırada. Daha aynı yere battım. İki tarafta da arttırma işlemini yapıyorum. 3 ilmeğim oluyor. Şimdi hemen 2 ilmeği eksiltmeye başlayacağım. Bir daha arttırma yapmayacağım. Bir ve 2. Sonraki sırada 1 ve 0. Bu arada videolarımızı beğeniyorsak beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım ki benim bu videoları devam ettirme şansımı arttıralım ve siz de en kısa zamanda yeni videolarımızda buluşmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi bu yaprağımızı kestik. Tekrar yandaki ilmeğin içine bir ilmeğin içine 2 ilmek yapıyoruz. Gözlemeli olarak arttırıyoruz. 3 ilmek oluyor. Sonra 2 1 0 diye bitiriyoruz arkadaşlar. Geri geldim. Gözleme yaptım.
aynı yere bir daha batıyorum. Yana geçiyorum. Bir daha batıyorum. Bu şekilde 10 tane yaprak çalışıyoruz arkadaşlar. 10 tane ilmeğimiz olduğu için. 2, 1, 0 diye bitiriyorum. Evet. Şimdi çiçeklerimiz bitmiş oluyor böylelikle. Tohum kısmını göstereceğim biraz sonra. Evet arkadaşlar, bu şekilde çiçeğimizi tamamlıyoruz. Şimdi yeşil ipimizi hazırladım. Elimizde halkamızı yapıyoruz. Başlayabilmek için. İçine bir tane düğümüz atıyoruz. Çeviriyoruz. Bir tane ilmeğimizi yapıyoruz. Geriye doğru bir ilmek yapıyoruz. İleriye bir ilmek yapıyoruz. Tekrar geriye geliyoruz. Bu şekilde 4 tane yapıyoruz. 6 sıkıştırıyoruz. Şimdi bunun içine 6 tane, biraz uzun. Çok da uzun değil ama şu yeşil kısımlarını çalışacak şekilde 6 tane pipircik yapıyoruz. Bu şekilde. Dört. Beş. Ve altıncı. Evet. Altı tane yaptıktan sonra köke doğru iniyoruz. Ve iğnemizi burada bırakıyoruz. İpimizi kesiyoruz. Krem rengi ipimizi alıyoruz. Hepsinin içine birer tane kör ilmek gibi küçük küçük ilmekler çalışıyoruz. Bir. Buna geçiyorum. Bir. Yana geçiyorum. Bir. Bu şekilde 6 tane küçük ilmek çalışıyorum. Dört. Beş. Ve altıncı. Bunları tamamladım. Şimdi aralarını da kesiyorum. İğnemizin tersiyle çiçeğin içinden geçiriyorum. Yerleştiriyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Fazla değil çünkü hemen yerine dikeceğim. Daha önceden hazırlamış olduğum yerine, yaprağın kenarına dikiyorum. Bu şekilde düğüm atarak, her seferinde düğüm atarak 4 kere geçiriyorsunuz bu şekilde. Alttan yeşil de tutuyorsunuz. Kırmızı ile yeşili birbirine dikiyorsunuz. 3 ve 4. 4 kere diktim. Kestim. Şimdi çiçeğimizin şeklini veriyoruz. Şu ortasını biraz burduruyoruz. Bu şekilde çiçeğimizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar.